Evet. Merhaba arkadaşlar. Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi'nin. Ben direkt konuya girdim bu arada. Az önce konuşuyordun. Kayda başlattığımda da konuşmaya devam ediyorum. Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi'nin Dijital Dönüşüm ve Yenilikçilik Etkinlik Grubu'nun, pardon, çalışma grubunun düzenlemiş olduğu Koltukta Dijitalizasyon Webinar serimizin ikincisine hoş geldiniz. Bugün 6 tane seviyeden bahsediyorduk. Daha öncesini YouTube videosu olarak izleyebilirsiniz. Derneğimizin YouTube sayfasında görebilirsiniz. Hatta Tufan Bey, sizden rica etsem isterseniz link olarak paylaşın. Daha sonrasında izlemek isteyen arkadaşlar izleyebilirler. 6 dijitalizasyon seviyesinden bahsediyorduk. Bilgisayarlaşma olan verilerin bilgisayarların anlayacağı şekilde toplanabileceği seviyeye bir giriş yaptık geçen hafta. Özetle aslında basit bir şekilde manuelde yaptığımız işimizi nasıl bilgisayara aktarabiliriz diye en temel teknolojilerden bahsetmiştik. Bu temel teknoloji arasında aslında Excel ile verilerin girilmesi de vardı. Bu kadar temelden başladık. Bununla ilgili de bazı arkadaşlar çok güzel yorumlar yaptılar. Ya dediler ki her sektöre uygun bir yaklaşım olmuş diye. Acaba baştan şey düşünüyorduk, çok mu şeyden başladık, ön seviyeden başladık diye, ama anladığım kadarıyla o seviyeye bile ihtiyacı olan firmalar varmış. O yüzden güzel bir başlangıç yaptık. Bu hafta bilgisayarlaşmaya devam edeceğiz. Biraz daha verilerin otomatik olarak süreçlerden toplandığı, üretim süreçlerinden toplandığı teknolojiler, buralardaki insanların yetkinliği, buralardaki kültür, buralardaki süreçlerin yapısı ne olmalı, o konuları gene konuşuyor olacağız. Bizleri tanıyorsunuz. Birden Siyahi, Emre Güngör ve Tufan Tekin. Daha önceden tanışmıştık. Geçen hafta da beraberdik bazılarınızla. Bundan sonra da beraber olacağız. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum tekrar deyip, az önce konuştuğumuz bir konu vardı. Aslında o konu bilgisayarlaşma seviyesinin biraz ötesinde, ama bilgisayarlaşma seviyesiyle alakalı da bazı sorular var. O yüzden bir giriş oradan yapmak bence faydalı olacak. Soru şuydu aslında, arızalanan bir kombimiz var. Bu arızalanan kombi arızalanmadan önce nasıl haberimiz olabilirdi aslında? Bununla alakalı neler yapılabilir konusu vardı. Bu aslında hem bilgisayarlaşma seviyesini hem de öngörme seviyemizi, yani beşinci seviyemizi ilgilendiren bir konu. Ben oraya bir giriş yapayım aslında. Biz bilgisayarlaşma seviyesinde geçen hafta hatırlarsanız manuel olarak yapılan işlerin verileri nasıl alırız, sistemler tarafında, pardon, bilgisayarların anlayabileceği, yazılımların anlayabileceği formata nasıl aktarabiliriz, bunu konuşmuştuk. Basit bazı teknoloji önermelerimiz olmuştu. Bu hafta o basit teknolojik önermelerin üzerine bir tık daha bir şeyler eklememiz gerekiyor. Artık insanların veri girmediği bir şekilde verileri bizim sistemlerden, süreçlerden topladığımız teknolojileri bugün bahsediyor olacağız. Kombi örneğiyle başlayalım mesela. Şimdi kombi örneğinde, ben bir kombi uzmanı değilim bu arada. Lütfen o detay sorular gelirse onlarla ilgili cevap veremeyebilirim diye düşünüyorum. Kombi biliyorsunuz bir kompleks sistem. Sonuçta sizin istediğiniz bir fonksiyon var. Sıcak suyunuzu ısıtmasını istiyorsunuz. Kombinin böyle bir fonksiyonu var. Ve bu fonksiyonu yerine getirmek için alt sistemler ve komponentlerden oluşmakta. Sizin kombinizde belli zamanlarda arızalar yapıyor. Gayet normal, çünkü bütün ekipmanlar belli bir zaman sonunda belirli ortam koşullarından dolayı problem yaratabilirler. Ömürlerini dolduruyorlar aslında. Sonuçta hayat acımasız, hayat bir şekilde aşındırıyor bazı özelliklerini ve eski fonksiyonunu önce yavaştan performans kaybı yapmaya başlıyor. Bazı semptomlar göstermeye başlıyor. Siz bunların bir kısmını görüyorsunuz, bir kısmını göremiyorsunuz. Bir süre sonra da arıza ortaya çıkmaya başlıyor. Sadece kombi gibi düşünmeyin. Sizin otomobiliniz de bu şekildedir. Bilgisayarınız da bu şekilde çalışır. Ya da diğer bulaşık makineniz, çamaşır makinenizde ya da fabrikada kullanmış olduğunuz makinelerde bu şekilde çalışmakta. Mantık şu aslında, biz bir şekilde bu makinelerden ve süreçlerden veriyi topa ayarlayabilecek bir şeyimiz olsa, kombi örneğini veriyorum mesela, kombiden biz bir şekilde bu semptomları görebileceğimiz ya da kombinin ateşini ölçebileceğimiz, ya vücudunda bir kırıklık var, acaba işte kan değerlerinde bir problem mi var, kolesterol ne seviyede gibi, kombinin kolesterolünü ölçebileceğimiz bir sistematik kurulduğunda, bunun da farklı farklı yöntemleri var. Böyle bir sistem kurulduğunda siz kombinizin problem yaratmadan önce verilerini alarak
kombinizle ilgili bir rapor ortaya çıkartabilirsiniz. Şimdi bugünkü konumuz aslında bu yöntemler. Ama Arda Bey'in bir sorusu vardı az önce. Ya bu verileri topladıktan sonra ne yapabiliriz diye. Tam da onu anlatıyordum aslında başlamadan önce. Verileri topladıktan sonra gerisi nispeten biraz daha kolay arkadaşlar. Çünkü veriyi topladıktan sonra hayat hep fonksiyonlar üzerine kurulmuş bütün süreçler. Yani bir çıktınız var, y çıktınız, bir de fx'i fonksiyon tarafı var, girdiler var. Ne demek bu? Sizin çıktığınız kombinin arıza yapması. İşte Doğaç Bey az önce söyledi, subapta bir problem var diyor. Mesela subabın arıza yapması. Sizin çıktığınız bu ve bu çıktığı etki eden bazı faktörler var, girdilerimiz. Neler olabilir? Mesela onları konuşuyorduk. Havanın sıcaklığı, havadaki nem, havadaki ozon miktarı, kombinizi ne kadar sıklıkta kullandığınız, ne amaçla kullandığınız, evi mi ısıtıyorsunuz yoksa daha çok duş alma, yoksa ellerinizi yıkamak için, bulaşık yıkamak için mi kullanıyorsunuz gibi birçok faktöre dayanabiliyor. Eğer bu verileri bir şekilde toplamanın yöntemlerini bulabilirsek, ki bu oturumda onu konuşuyor olacağız, o verileri topladıktan sonra bir matematiksel model bularak, öngörme seviyesinde daha önce anlatacağımız yöntemlerle, yazılımlarla bir matematiksel model kurarak, kombinizdeki herhangi bir subabın arıza yapmadan önce hem semptomlarını görme imkanına sahip olabilirsiniz, hem de ne zaman arıza yapacağının olasılık olarak hesabını yapabilirsiniz. Yani şunu deme imkanınız var. Bu subab sizin Doğaç Bey'in kullanım koşullarına bağlı olarak, kombinin evi içerisinde bulunduğu lokasyona bağlı olarak, işte İstanbul'un o sene alacağı yağışa bağlı olarak vesaire vesaire gibi sebeplerden 2 ay sonra bu subab problem yaratmaya başlayacak. 3 ay sonra verimi düşecek, 4 ay sonra arıza yaratacak diye öngörüsünü yapıp o subapın arıza yapıp da daha büyük bir problem çıkartmadan önce değişmesini sağlatılarak arıza süresinin kısaltılması, önceden sürece müdahale etme imkanının söz konusu olabilir deyip Arda Bey'in sorusunu cevapladığımı düşünüyorum. Şimdi gelelim bilgisayarlaşma seviyesi 2'ye deyip giriş yaptım gene arkadaşlar. Ben sözü Emre Bey'e vereyim. O bize bu bilgisayarlaşma seviyesiyle alakalı güzel bir teknolojiden bahsedecek. Ondan sonra Tufan Bey'le devam edeceğiz inşallah. Ağır yük bindirdiniz. Dilerim o sözdeki beklentiyi karşılayabilirim. Başlayalım bakalım. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Bilgisayarlaşmanın birinci seviyesinde ağırlıklı Excel konuştum. Yani verileri kayıtlayabileceğimiz bir ortam. Bir de şöyle bir not bırakayım. Türkiye'de ağırlıklı çalıştım ama yurt dışında da proje yaptım. Müşteri tarafında hani bilişimle hiç alakalı olmayan imalat müdürlüğü de yaptım. Bu anlatacaklarımı birebir ben kendim yaşayarak bugünlere geldim. Onun özellikle notunu bırakmak istedim. İş hayatına başladığımda AS400'ler ve Excel'ler vardı. Bir 30 sene evveli. Tabii 30 seneye denk geliyor neredeyse. O kadar değil. Evet, 30 sene. Hesapladım da 30 sene öncesi. Sonra bu bilgisayarlaşmanın içinde bir gelişim oldu. Bu gelişimde hazır paketler gelmeye başladı. Ben reel sektör tecrübeliyim. Finans, kamu ve bankadaki o gelişimi bu kadar detaylı, kristal netliğinde ifade edemeyeceğim ama benzer gelişimleri orada da bekliyorum. Elimizde Excel ve AS400 var. Güzel. AS400 IBM'in bir ürünü. Ciddi pek çok kurum kullandı ve hala da kullanmaya da devam ediyor. Onlar ayrı konular. Arkasından ERP paketleri gündeme gelmeye başladı. ERP paketleri reel sektörde ağırlıklı kullanılan programlardan, program ailesini ifade ediyor. Onunla çok haşır neşir oldum ama ERP ile birlikte diğer hazır paketlere de uzandım. Şimdi ben biraz hikaye anlatıyorum size ama bu dijitalleşmenin yolculuğunda size bir vizyon vermek veya
ne bileyim hatırlatma yapmak haddim olmadan belki amacını taşıyor. Onu belirtmek isterim. ERP paketleri geldiğinde kurumların hayatı bir anda değişti. ERP paketleriyle birlikte özellikle ISO standartları süreçleri işaret etmeye başladı. Hazır paketler de süreçleri işaret ediyordu. Yani benim elimde ne sürecim var, ne yapmam lazım. Güzel. Bu noktada hemen şey çıktı. Kutucuklar ve oklar. Biz tahtaya kalkar, sürecimiz böyle akmalı, şöyle olmalı şeklinde çizimleri yapıyorduk. İşte 25 ve 20. senelere yavaş yavaş geliyorum bu arada tecrübede. Yani belli bir 5-10 seneyi bu şekilde geçirdik. Burada dikkatinizi çekmek istediğim konu kutucuk ve oklarla bilişim altyapısındaki yazılımlar birbirinden habersiz. Kağıt ortamında süreçler, bu süreçler herhangi bir şekilde ifade şekli yok. Bir sonraki 10 senede ya biz bu çizimleri nerede görselleştirebiliriz konuları gündeme geldi. Sürecin esasında bir kutucuk ve oktan öteye geçtiği, bir veriyi işaret ettiği yapısı ortaya çıktı. Bu da önemli bir nokta. Özellikle son 10 senede çok hızlandırdım bu tarihçeyi. Özellikle son 10 senede artık bilişim Business Process Management, BPM çok net bir biçimde ifade edilmeye başlandı. Bir ürün olarak. Yani ürünün üzerine gidip kutucuk ve oklarınızı çiziyorsunuz. Her kutucuğun içine girip gerekli verilerle donatıyorsunuz ve süreciniz çalışır hale geliyor. Baktığınızda çok güzel bir şey. Ciddi bir özgürlük sağlıyor. Şimdi bu yapıyı hazır paketlerle olan mukayesesine de işaret etmek gerekiyor. Hazır paketlerin içinde özellikle ERP veya Supply Chain Management, CRM, optimizasyon programları, hepsinin içinden şablonlar çıkıyor. Ama maalesef ki bu şablonlar kurumları birebir alıp uygulaması, yani ofis programlarını hepimiz kullanıyoruz. Kurup hemen kullanmaya başlıyoruz. Ama bu hazır paketlerin içeriğini birebir kullanma şansı kurumun bulunmamakta. Çünkü çok daha jenerik bir fonksiyona hitap eder şekilde yazılıyor. Sonucu ne oluyor? Kurumun ortalama 250 civarında süreci oluyor. Standarttan hazır paketler ortalama, bunlar istatistiksel olarak hani benim yaptığım analizlerle destekleniyor bu sözler. Hazır paketin %50 tane süreci, hazır paketlerle sadece 50 tane süreç, out of the box hazır paketin içinden çıkan süreçler ve fonksiyonelite kullanılabiliyor. Kalan 100 tanesi, 150 tanesi hazır paketin içindeki fonksiyonları kullanan geliştirmelerle ilerleniyor. Güzel. Peki etti 250 süreçte mesela ERP deniliyor. ERP'nin içinde ne fonksiyonelite var? Satın alma. Satın almada hangi süreçlerim var? 1, 2, 3, 4, 5. Bu proje kapsamında ben 4 tanesini yaptım. Beşincisi nerede? Hadi bunu nerede yaptık ağırlıklı satın alma süreçlerini gerçekledik? ERP'de. Hadi orada yazalım 5. süreci. Şeklinde bir yaklaşım var. Benim gördüğüm ve uyguladığım mekanizmalar bunlar açıkçası. Şimdi dijital platformla birlikte az önce belirttiğim business process management ürünleri çok daha dominant hale geldi. Çok da vakit almak istemiyorum. Saate bakarak konuşuyorum. Bir 5 dakika daha müsaade istemem de anlatımımda
Problem var mı Birden Bey, Tufan Bey? Yok yok, dinliyoruz. Ben zaten sorularımı hazırladım. Birazdan soru da soracağım. Tamam, süper. Memnuniyetle. Beni köşeye sıkıştırmazsınız değil mi? Hazırlıksız yakalamayın beni. Mahcup olmayın. Yok, daha önce aldığımız cevaplar. Peki, peki. Elimden gelen ne varsa tabii ki başımın üstüne. Şimdi Business Process Management kavramını biraz daha detaylandırmak istiyorum. Oraya biraz bir vizyon koyacağım. 1980'lerde Amerika'da Business Process Management'ın şöyle bir uygulaması gözlemlendi. Ben işletmemde nasıl bir süreç yapımı var? Kim nerede neyi yapıyor? Rolleri biliyorum bu şekilde. Hangi hazır paketler hangi adımda kullanılıyor? Şimdi rol artı paket olunca direkt lisans modellerine ulaşabilir hale geliyorsunuz. Bu güzel. Ama kağıt üstündeyiz hala. Benim entegrasyonlarım hangi noktalar? Hala kağıt üstünde. Bunların hepsini çizim olarak 1980'lerde Amerika'da yapılıyordu. Bu şekilde en optimum bilişim altyapısının kurgulanması hedefleniyordu. Çok ilginç bir anekdot. BPM'in çıkış noktalarından biri, evet, kutucuk ve oklar bir çıkış noktası. Diğer çıkış noktası da makinelerin programlanmasında da onlar da bir süreç halinde. Yani bir taktı vardır makinenin, bir döngüsü vardır. Bu döngünün içinde başa gelecek şeylerin hepsi kılçık diyagram demek çok basit bir şey ama canlandırabilmek adına hani yollara ayrılması, şartlarla farklı aksiyonların alınması, bilgilerin gönderiliyor olması, yani PLC'nin programlanması amacıyla BPM notasyonu kullanıldı algoritmaların içinde. Sonrasında günümüze geldiğimizde, dediğim gibi bir ürün haline geldiğinde, şimdi hangi BPM ürününe giderseniz gidin, tedarikçisine giderseniz gidin, BPM'i bilişim altyapısını kapsayacak şekilde pozisyonlar. Bu güzel. Bu doğru bir bakış. Bunu da aldık, cebe koyduk. Bu notu da. Şimdi güzel kavramlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi BPM'e bakıyoruz. BPM'in içi bembeyaz bir sayfa. Hazır paketin içinden belli şablonlar çıkıyor ama BPM'de yok. Kağıtta yapıldığı şekilde birebir yapılabilir mi süreç çizimleri? Kağıt kolay ama bir ürünün içine geçtiğinizde biraz daha dikkat ve ihtimam gerekiyor. Süreç adımlarınızı çıkartırsınız. Orada bir belli bir metodoloji var. Evet, sonuç elde edilebilir ama kağıttaki kadar kolay değil. Ben dijital platformun içinde BPM'i pozisyonladığımı düşünüyorum. Sohbetimize ben devam edelim. Ben biraz mola vermiş olayım. Daha var konu. Ben de soru soracağım biraz ama Tufan Bey'e söz verelim. O da sabırsızlıkla bekliyordur diye düşünüyorum. Girişimizi evet. Yapalım. Tufan Bey, siz de isterseniz yorum yapın. Mikrofonunuz kapalı Tufan Bey. Açıkken herkes duyuyor. Maksat asıl şey kapalıyken duyabilmek. O da güzel. Bu benim süper. Babamın bir tane sözü vardı. Ona benziyor. Ya baba, işte lisede miyiz neyiz? İş kuracağız. İyi kurun oğlum. Para lazım. Oğlum parayla herkes yapar. Önemli olan parasız yapmak demişti. Tufan Bey'in yorumu da bunun gibi oldu şimdi. Önemli olan mikrofon kapalıyken duyabilmek. Şimdi ben de birkaç noktaya vurgu yapıp sözü vereyim. Şöyle, ilk bilgisayarlaştırma seviyesinde dediğimiz gibi ağırlıklı Excel veya herhangi bir ortama kayıtla bir dijitalleşme başlangıcı öngörmüştük. Şimdi bu ikinci seviyeye geçişimizde de
Burada bir olgunlaşma süreci tekrar yaşıyoruz. Niye yaşıyoruz? Excel'de başlayan veya herhangi bir kayıt düzeniyle başlayan alanlar aynen korunarak bir seviye atlanmaya çalışması gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani siz bir paket almak yerine Excel içinde bir kod yazarak, Excel içinde işte bir ön yüz yazarak onu sürdürme çabalarını açıkçası ben çok fazlalıklı görüyorum. Fakat bir paket programın çalışma mantığı, bir sunucuya yazma mantığı, paylaştırma mantığıyla diğer bir Excel'e bir kelime işlemciye yazmanın mantığı aynı değil. Ve aynı sonuçları doğurmuyor, aynı verimliliği bize sağlamıyor. Bunu vurgulamak istedim. Diğer taraftan bir paket programa geçtiğimiz zaman bu paket programın çalışmasıyla bizim iş süreçlerimizi aynılaştırmak gerekiyor. Buna biz uyarlama çalışmaları diyoruz. Bu uyarlama çalışmalarından sonra işin gerektirdiği tanımlar zaman zaman değişebiliyor ve bu tekrar tekrar uyarlanarak sisteme ekleniyor. Bunların belli zamanlarda kontrolü de çok önemli. Çünkü ayrı ayrı iş birimlerinin, yani bir iş birimi tanımladığı bir şeyi bir bilişim tarafının programa eklemesi söz konusu ve bunların belli zamanlarda karşılıklı kontrol edilmesi gerekiyor. Bunun yerine sizin söylediğiniz gibi BPM mantığıyla bunun iş süreçleri tarafından da yönetilebilir hale getirilmesi açıkçası mümkün gözüküyor. Bunu vurgulamak istedim. Diğer taraftan da yavaş yavaş bizim veri tabanı dediğimiz şeye geliyoruz. Ben veri tabanı mantığını seviyorum. Onu ileride konuşmayı da istiyorum açıkçası. Bu şekilde ben tamamlamak istiyorum. Ben sorularımı o zaman yavaştan sıralamıştım. Şöyle anladım. Şimdi Emre Bey'in söylediğinden artık şeyi kabul etmemiz lazım. Süreç sadece dokümantasyonla işleyen, dokümantasyonda bu işin nasıl tarif edildiği, pardon, bu işin, bu sürecin, bu işin nasıl yapıldığının tarif edildiği bir dokümantasyon olmaması lazım. Bunun yaşıyor olması ve belli zamanlarda da kolaylıkla günün koşullarına, işte müşteri isteklerine, kuruluş isteklerine bağlı olarak revize ediliyor olması lazım. Güzel. BPM dedik, iş süreçleri otomasyonu, iş süreçleri yönetimi yazılımları bunu çözebilir diye anladım. Şöyle peki sorayım. Şimdi farklı farklı BPM paketleri var. Ben hani 15-20 sene önceki bu Lotus vardı, Lotus Notes vardı belki hatırlarsınız. Onun içerisinde ben ilk defa Lotus Notes'u bir gördüm. Ya dedim, bütün işimizi çözer bu. Ama gidiyoruz. O zamanlar bir arkadaşımız vardı. Ona bir 2 ay öncesinden söylüyorduk. O da oturup kod yazıyordu. Ve hakikaten sonrasında firma içerisinde böyle formların aktığı bir süreç oluşturuyordu bize. İşte bana geliyordu, benim onayımdan sonra başkasına gidiyordu, oradan bir başkasına gidiyordu ve süreci işletiyorduk. Çok da güzel. Bu ama ağırlıklı olarak Excel'lerin gönderilmesi için bir yapıydı. Ha, ne güzelliği vardı bu yapının bizim için? Biz Excel'e girdiğimiz veriyi de toplu olarak çekebiliyorduk. Yani atıyorum 20 tane farklı Excel üzerinde hazırlanmış formumuz vardı. Formun içindeki verileri de alabiliyorduk ama gene Excel üzerindeydi. O Excel'lerde değiştirilebilme, işte sağ klikleyip değiştir dediğimizde içini değiştirebilme özellikleri vesaire veriyordu. Çok güvenilir olmuyordu. Bu acaba BPM'in ilk seviyesi diye düşünebilir miyiz? Ve bundan sonraki seviyelerde aslında daha çok form akışının olduğu bir yapıdan mı bahsetmek lazım diye bir Emre Bey'e ilk sorumu ben sormak istiyorum. Çok benzetmekten hoşlanmam. Ben safkan BPM'ciyim. Yani damarlarımı kesseniz rengini bilmiyorum ama BPM harflerini gözlemleyebilirsiniz mikroskop B vitamini, P ve M vitamini. altında. Burası. Şimdi BPM'e workflow demekten hiç hoşlanmam. Ama sizin tanımladığınız yapı workflow. Workflow hazır paketlerin içinde olan genelde karşılaşılan bir fonksiyonelde. İşin kolaylığı ne orada? Workflow'da hazır paketin genelde üzerinde olur. Hazır paketlerde
hazır paketlerin fonksiyonlarını ve ekranlarını kullanarak bir akış çalıştırılır. Burada sınırlar var yani. Hazır paketin geliştirme ortamı, kullandığı lisan, arayüz, bunlar hepsi sınırlayıcı faktördür. Nacizane belki vardır. Kendi başına çalışan bir workflow ben görmedim piyasada. Onun zaten adı workflow olmuyor. VPN dediğimde ne çıkıyor ortaya? Az önce kutucuk ve okların esasında bir veri olduğuna işaret ettim. Nedir bu veriler? Roller olması lazım. O adımda hangi aktivitelerin gerçekleştiğini belirtebiliyor olmam lazım. Karar mekanizmaları nelerdir? Hangi değer hangisinden aşağı olduğunda, yani şart cümleleri. Daha da gelişmiş haliyle rule management olması lazım. Veri tanımını yapmam lazım. O formların üzerindeki gibi konularla bezenmiş ürünler bence BPM ürünüdür. Workflow ile BPM arasındaki fark bu. Ha, o BPM'deki özelliğe şunu da eklemek gerekiyor. Ekran tasarımları artı entegrasyonlar. Hazır paketlerin kısıtlarından uzaklaşmış halde bakabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Onların yani, herhangi bir kısıtı olmuyor. Ve VPN ürünlerinin tamam. Hepsi internet ortamında güncel teknolojiyle çalışır halde. Gidip ayrı bir arayüz, İngilizcesiyle Graphical User Interface, GUI, kullanıcı arayüzü kurmanıza gerek yok. Hepsi internet ortamında çalışıyor. Mobil ortamında da kimi yapay zeka ile tek ekrana getiriyor, kimi de responsive özellikle getiriyor gibi özellikleri de var. Peki, ben gene bunu toparlayayım o zaman. Şöyle anlıyorum. BPM dediğimiz aslında şimdi hazır paketler dediğimiz, hazırdaki akışların dışında tamamen özelleştirilebilir. Kuruluşun ihtiyaçlarına bağlı olarak akışın bazı kurallarda nereye gitmesi gerektiği özelleştirilebilir. Hangi verinin toparlanacağı gene kuruluşa göre özelleştirilebilir. Hatta bu verilerin kimler tarafından görülüp görülemeyeceği, kime gönderileceği de belirlenebilir diye düşünüyoruz. Düşünmenize peki, gerek yok. Evet, doğru. BPM, hani ben gene biraz manuel bir süreç gibi görüyorum aslında. Peki. Yani manuel bir süreç görüyorum derken, veri girişini manuel yapıyoruz BPM'de. Elle birinin o veri girişini yapıyor olması lazım. Hani şöyle bakalım, biz bir üretim hattında da BPM kursak, ben makinenin yanına bir ekran koysam, o ekrana gene birilerinin elle bu makinedeki duruşları vesaire bilgilerini girebiliyor. Ya da makinedeki işte sıcaklık değeri, hız değeri gibi bilgileri gene elle girebiliyor olması gerekiyor aslında. Bunu bir tık öteye daha taşıyabilir miyiz? Yani bu manuel aksiyonu biraz daha diyeyim işte sensör teknolojilerimiz var. Biraz temel görüntü işleme teknolojileri var. Kamerayı koyduğunuzda bazı konuları ölçebiliyor, size söyleyebiliyor. Biraz buralara taşıtabilir miyiz? Bunlarla ilgili yorum yapmak isteyen var mı aramızda? Tufan Bey, müsaade eder misiniz? Tabii, lütfen buyurun. İlginç bir konu. BPM iki türdür. Bir GUI BPM, öbürü de makine arayüzlü BPM. Hı hı. Benim BPM'i tanımlarken hani makinenin taktı, yani bir döngü zamanında makine, imalathanelerdeki makineler yani önceden öğretilmiş robotlar gibi düşünebilirsiniz. Özellikle paketleme makinelerini. Bunlara o hareketini yaparken, bu kolu döndürürken, mesela buraya bir bardak geldi, ben ne yapacağım sorusunu BPM algoritmasıyla, BPM'i kullanan bir algoritmayla çözme şansına sahipsiniz. Zamanındaki yapı bu şekildeydi. Çok özür dilerim, sessiz almayı unutmuşum.
Şimdi döndük. BPM'de ben sizin sorunuza net cevap vereceğim. Burada vermeye çalıştığım mesaj, BPM'i sırf kullanıcı arayüzü olarak düşünmeyin. Aynı zamanda makine arayüzü olarak da algılayın. Ben bir süreçteki adımı, makine adımı, robotik proses adımı, RPA gibi tanımlama şansına sahibim. BPM'in yeni gelen teknolojileriyle bu mümkün. Rahatlıkla yapabiliyorum. Az önce Tufan Bey veri tabanı konusuna parmak bastı. Hafifçe oraya da bir not bırakayım. Ondan sonra sizden bir yorum isteyeceğim, yeterli cevap verebildim mi diye. Birden bir. Veri tabanı konusu da şöyle. Tamam, kurumun işlediği verilerin hepsi BPM'in içinde var. Bunu aldık. Ama kurumun şimdi iş süreçlerini ikiye kırmak gerekiyor. Kurumsal süreçler ve iş süreçleri diye. Kurumsal süreçlerden kastettiğim pazar araştırma verilerinin işlenmesi, fiyat politikalarının belirlenmesi, mağazacılık sektöründe ise mağazadan aldığı, retail'de olduğu gibi mağazadan aldığı verilerin işlenmesi ve bunların iş süreçlerine taşınıp kullanılabilmesi konuları gündeme geldiğinde buradaki kurumsal veri tabanı tasarımı çok daha kuvvetli hale geliyor. Bilişim mesleğine başladığımda 30 sene evvel kurumsal veri tabanı tasarımından hazır paketler uzaklaştırdı. Dijital platformla birlikte kurumsal veri tabanı tasarımı ve yönetimi kavramı kuvvet kazanacağını düşünüyorum deyip benim de yönlendirmem, projelendirdiğim şirketlerde hep bu yönde. Birkaçı da kabul etti. Evet, kurumsal bir veri tabanımızın olması lazım. Oradan işlerimizi yürütmemiz lazım. BPM. Veri tabanından ayrı olarak. Diye bir şey oldu. Ufak bir oraya anekdot bırakayım. Birden Bey'in yorumunu alayım. Bu arada da ben Bir Arda soru Bey'i, geldi. Evet. evet, onu bir şey yapmak istiyorum, okumak istiyorum. Müsaade eder misiniz Birden Bey soruyu cevaplayayım? Sözlü okuyalım da hani şeyde çıkmıyor çünkü kayıtta diye biliyorum ben bu sorular. Tamam. Arda Bey, Arda Tanrı Verdi Bey. Sorusu. Ali Emre Bey, bahsettiğiniz verilerin girilmesi ve kurumsal veri tabanından bunların alınıp kullanılması yine kullanıcılar tarafından mı yapılıyor, yoksa bunun için AI mı kullanılıyor? Algıladığım şekilde cevaplayayım Arda Bey. Dilerim isabetli olur. Eksik kaldığım noktayı lütfen belirtin. Ben tekrar cevaplamaya hazır olduğumu belirtmek isterim. Yanlış algılamış olabilirim. Kurumsal veri tabanının na veri kayıtlayan yerler bir BPM. Bu kesin. Girdileri tanımlıyorum kurumsal veri tabanına. İki, yığınsal olarak alınan veriler. Az önce söylediğim retail verileri gibi. Şimdi bunu kim işler, kim analiz eder? AI, evet doğru. Bir işleme mekanizması o ve en kuvvetlisi de o. İki, gene BPM'in kendisi de buradan veriyi alıp işleyebilir. Veriler iki tip. Yani veri yapılarına girmeyeyim şu anda da. BPM'deki süreçlerin çalışabilmesini gene hazır paketlerde olan o işlemsel veri tabanı tasarımını gözünüzün önünde canlandırın. BPM gene işlemsel şekilde de çalıştırılabiliyor. Yani bir nebze workflow mantığında. Makinalardan da gelen veriler o az önce söylediğim retail başlığının altındadır. Onu da hani eksik kaldığını hissettiğim için orayı da doldurmaya çalıştım kendimce. Bir ufak Buyurun.
Arda Bey teşekkür etti. Bir ufak yorum yapmak istiyorum. Hem de toparlamak için kendi kafamda. Artık BPM'le kurumsal veri tabanı gündeme gelmeye başlıyor. Yani tek bir kaynakta ya da merkezi şekilde yönetilen birkaç kaynakta artık o konuda Emre Bey'le biz bazen farklı düşünebiliyoruz diye hatırlıyorum daha önceki görüşmelerimizden. Evet. O yüzden Burada her ikisini de çeşitli. söylüyorum ben. Tabii ki Evet. tek bir kaynak süper olur ama bazen imkanlar tek bir kaynak değil. Dağıtık kaynaklar ya da merkezi yönetilen dağıtık kaynaklarda bir veri tabanından bahsediyor. Buradan şunu anladım. Bu veri tabanında zaten veri toplamaya çalışıyoruz ya. Veri toplayacağız ki daha Buna sonra biz bunları mutabıkım bu arada birden bir. mutabık mıyız? O süper. Yani birden fazla kaynağın normalizasyonunu kurumsal veri tabanında yapılmasını ben öneririm Tamam. ve düşüncem de o yöndedir. Böyle bir veri tabanından bahsediyoruz. Güzel. Arda Bey de zaten bu veriyi ne yapacağız, nasıl işleyeceğiz? Yapay zekadan bahsetti. Emre Bey de dedi ki ya dedi aslında bu verinin işlenmesiyle ilgili BPM'in de bazı fonksiyonel özellikleri var. BPM de buradaki verileri tabii ki bir veri analitiği gibi ya burada işte problem sebebi neydi, kök sebeplerine inelim, analiz yapalım. Belki binlerce satır veriyi analiz edeyim gibi bir imkanı yok BPM'in belki tek başına. Ama bazı basit fonksiyonlarla bazı verileri işte buradaki veriyi al, bunu döviz fiyatlarıyla çarp, bana bu rakamı getir. Ya da buradaki veriyi enerji tüketim verisini üretim miktarı ile, üretim metrajı ile, üretim tonajı ile ya da adedi ile böl, birim başına enerji tüketimini göster gibi çalışmalar yapıyor. Şunu yapabilir mi? Bence yapabilir. Belirli entegrasyonlarla. Yani BPM akış sırasında bir detay, bir analize ihtiyaç duyduğunda belki bir farklı tarafta bulunan bir yapay zeka motorunu çalıştırıp ya da farklı taraftaki bir görselleştirme yazılımını çalıştırıp oradan görsel veriyi çekme ya da öbür taraftan yapay zekaya hesaplattırma yapıp oradaki sonuçları şeyde göstertme, BPM'deki form ekranında göstertme gibi bir entegrasyon yapılabilir mi? Aslında İki sonraki konu bu ama şimdi geldi. Gelmişken soralım. Arda Bey'in sorusuna ekleme olsun. Teşekkürler Arda Bey soru için. Zenginleştirdi. Şimdi söyleyeceğimi kimse duymasın. Onu özellikle söyleyeyim. Aramızda kalacak Öyle diyorsun birdenbire. ama kayıttayız bu arada. Yarından Şşş, itibaren kimse YouTube'a duymasın. koyacağız. Kimse Evet. duymasın. Şimdi raporlama mekanizması denildiğinde veri ambarı hemen gündeme gelirdi. Data warehouse İngilizce terminolojisi. Onun içinde de bir star şema uygulamak gerekiyordu veya data mart veri tabanı tasarımını uygulamak gerekiyordu. Eskiden böyle direkt Snowflake diyagram Türkçesi nedir? Kar tanesi. Mısır gevreği Mısır diyagramı, gibi. Tamam. dağıtık veri tabanı metodolojisiyle raporlama yapmak gerçekten çok zordu. Kimse duymasın dediğim kısmı buydu. Son geldiğimiz senelerde veri tabanındaki bir tablonun bir hücresine neredeyse orta ölçekte ben bir veri tabanı inşa edebiliyorum. Bunu da gelişen teknolojiyle imkanlı hale geldi. Şaka gibi. Yani bir düşünün, insanın aklı almıyordu. Ben de ilk gördüğümde bir şaşırdım. Benim bildiğim ne? Tablo olması lazım. Bunun ilişkilerinin olması lazım. Gibi bir yapı. Gelinen teknolojide bir tablonun satır da değil, hücrenin içine orta ölçekli bir veri tabanını yerleştirip onu çalıştırabiliyorsunuz. Yani veri güncelleyebilirsiniz, veri silebilirsiniz, veriyi okuyabilirsiniz. Hale geldi. Burada işaret etmek istediğim bu egzantrik teknolojiyle birlikte yeni güncel veri tabanları eskisine göre çok daha hızlı. Benim raporlama yapmak için araya bir tane daha veri ambarı koyma gereksinim bulunmamaktadır. Tüm BPM ürünleri piyasadaki araştırdığınızda göreceksiniz. Yanında BI da verir. Şimdi BI eski terminolojide bir arayüz, raporlama arayüzü, interaktif
seçimlere göre verilerin getirilmesi vesaire. Ama veriyi hep veri ambarından okurdum. Şimdi ona gerek kalmadı. Ben direkt o Snowflake diyagramının üzerine, yani kurumsal veri tabanı da Snowflake diyagram olarak tasarlanmak ve çizilmek zorunda. İmplemente edilmek zorunda. O Snowflake diyagramda ben direkt veriyi çok hızlı, performanslı bir biçimde alabiliyorum. İlk gördüğümde, duyduğumda ben inanmadım bu lafa. Ya olabilir mi böyle bir şey diye. Kendi PC'imde 50 milyon kaydı içeren bir veri tabanı kurdum. Yüklenmesi neredeyse 2 dakika falan, 50 milyon satır. Rapor olarak istediğimde bana geri dönüşü 1 dakika civarında. Bu muhteşem bir şey. Bugüne kadar duymadığım bir şey. İdi. O zaman için duymadığım bir kavramdı. Dolayısıyla veri ambarına ihtiyacımız yok. Dediğimiz şey bu. Birinci konu bu. İşaret etmek istediğim. İkinci konu. Az önce belirttim. BPM artı BI bir arada zaten sunuluyor. Benim raporlama mekanizmam var. Orada son derece etkin ve görsel bir yapıda kullanabiliyorum. Bu BI mekanizmasını aynı zamanda süreç adımlarında da kullanabiliyorum. İstersem doküman olarak attach ediyorum. Yani bir satış siparişi açıyorum. Bu müşterinin geçmiş satışları nedir, incelensin diye bir talep varsa tasarımda, ben onu rapor olarak onu yerleştirebiliyorum. Doküman olarak, özür dilerim. Bir şerh düşeyim mi araya? Tabii. Hani demin anlaşamadığımız bir konu var dediğim. Ya ben biraz tabii realite gözüyle bakıyorum. Şimdi idealde hep şeyi görüyoruz. Aslında tek bir yazılım üzerinden her şey aksın. Evet. Hep böyle bir beklentimiz var ya. Mesela hazır paketlerle ilgili senin bir yorumun oldu. O güzel bir yorum. Bu hazır paketler işte ERP, ERP yazılımları, işte CRM yazılımları, işte her şeyi sağlasın diye çıkan yazılımlar. Zamanında hep o yazılımların firmamıza entegrasyonu yapılırken yazılımı yapan kuruluşlar hep şey dediler. Onu da yapalım, bunu da yapalım, bunu da sağlayalım. İşte dokümantasyon yönetimi de yapalım, işte iş zekası da verelim diye. Ama bu bir şekilde istenilen bütün arzuları yerine getirmediğini ben gördüm. Yani evet yapabilme evet, yeteneği var ama firmaların, çok yetenekli firmalarımız var Türkiye'de ya da dünyada da var. Ama doğru. Bir süre sonra proje çok kapsamı büyümeye başlıyor, maliyetler artmaya başlıyor. O kapsam genişlediğinde o özel konularla alakalı tedarik eden firmanın, yazılım firmasının ek kaynaklara istihdam etmesi gerekiyor. Başka uzmanlıklar gerektiriyor. O yüzden bazen hatta birçok zamanda da firmalar şey diyebiliyorlar. Ya ERP ayrı bir işlesin, şey ayrı bir işlesin, bizim MES'imiz ayrı işlesin, üretim yönetim sistemimiz ayrı işlesin, işte CRM müşteri ilişkileri yönetimi ayrı işlesin. Bazı büyük hazır paketçiler bunları birleştirebiliyorlar, kendi alt yazılımlarını çıkartıyorlar, kendi işlerinde bazı entegrasyon yapabiliyor ama diyorsunuz ki bu ERP için bizim ödediğimiz rakam buydu, bunun alt paketi yerine daha uygun rakamlı başka bir yazılım firmasının çıkarttığı hazır bir paket var. Ona geçelim diyorsunuz. Böyle olunca firma içerisinde birden fazla şey çıkıyor. Veri tabanı çıkabiliyor. Yani realitede pek o master data dediğimiz, yani bütün verilerin tek bir yerde toplanması, yani evet bir ERP yazılımı birçok veriyi tutuyor ama bazı verileri ERP'nin dışındaki başka yazılımlarla tutmaya başlıyoruz. Realite böyle işliyor. Ben o yüzden şerhimi düşeceğim yer şu. Tek bir merkezi veri tabanı olayı ne zaman olur? Hakikaten hiçbir fikrim yok. Hani olsa iyi olur gibi gözüküyor. Biz böyle standartçı insanlar olduğumuz için. Bana pek o olacak bir şey gibi gelmiyor. Bu yüzden şöyle bir şerhim şu. BPM'in içerisinde hani BI yazılımları, iş zekası yazılımları artık entegre gelmeye başladı dedik ya. Bana o da yeterli gelmeyecek gibi geliyor. Bizim çünkü BPM'in dışına çıkıp o diğer veri tabanlarına da bağlanıp oralardan da veriyi çekebilecek daha böyle belki bir üst BI, üst iş zekası gibi yazılımları kullanmamız gerekecek diye bir hissiyatım var. Çünkü firmalara gittiğimizde
Bak geçen oturumda mesela Excel'lerden bahsettik. Halen Excel'ler kullanılıyor. BPM olan firmalar bile Excel'ler kullanıyor. Ya da çok ciddi ERP yatırımı yapmış firmalar bile bazı işlerini Excel'lerde, Excel veri tabanlarında tutabiliyorlar. Ya da farklı farklı yerlerde tutabiliyorlar. Kimini internette bulutta tutuyor, kimini kendi sunucularında tutuyor. Bunların hepsine ayrı ayrı bağlanabilecek iş zekası platformları olması lazım diye düşünüyorum ben. Şerhim buydu. Orada araya ben de birkaç cümle sıkıştırmak istiyorum. Tabii, buyurun. Şimdi veri tabanı mantalitesi beni heyecanlandıran bir mantalite tersine. Neden derseniz biz bu ERP'leri, paketleri aldığımız zaman bilişim tarafı olarak arka tarafta şeyi de bilmek isteriz. Nerelere yazıyor, ne yazıyor? Bunları kontrol etmek isteriz. Buradan kendimize raporlama çekmek isteriz, test etmek isteriz. Fakat veri tabanımız olduğu zaman ise bunlarla benim hiçbir ilgim kalmaz. Benim veri tabanıma doğru veriler akıyor mu? Doğru zamanda akıyor mu? Doğru yerlere akıyor mu? Onu bilmem yeterli ki kendi veri tabanımın şeyine sahibim zaten bilgisine. Böyle olduğu zaman birdenbire söylediği gibi paketler değişebilir. Ondan sonra teknolojiler gelişir, sizin sensörleriniz değişir, onların arayüzleri değişir. Ama bilgiler sizin veri tabanınızda sizin istediğiniz şekilde aktığı için o tarafta sizin çok ilgilenmeniz gerekmez. Ve bu veri tabanının üzerine siz artık ister yapay zeka deyin, makine öğrenmesi deyin, ne isterseniz her şeyi sürekliliğini sağlayabilecek şekilde kurma şansınız var. Katılıyorum. Korkusuzca. Ama bu bir emek gerektiriyor. Tabii o veri tabanında çok kolay kurulabilecek, değiştirecek bir şey değil. Ama o emeği sağladığımız zaman çok fazla fırsat önümüze açılıyor diye düşünüyorum. Konuyu kişiselleştireceğim. Mecburen örnekleri vermem gerekiyor. Benden dolayı değildir umarım o kişiselleştirme. Yok, hayır. Kişiselleştireceğimden kastettiğim güzel sorular bunlar. 6 sene önce ben bunları kendime sordum. Piyasaya çıktığında ben bunu nasıl yapabilirim düşündüğümde BPM kavramı çok güzel. Tamam, güzel de hani elinde bir makas olması lazım ki, iğne iplik olması lazım ki bir elbise dikesin. 6 senedir ben bunları çalıştım. Mecburen kişiselleştirerek konuşmam gerekiyor. Yani kendimden parça aktarıyorum. Şimdi BPM kavramı düz beyaz bir sayfa. Bunu herkes biliyor. Projeye başladım. Karşımdaki kişi analizi yaparken, işte ben burada şunu yapıyorum, bunu böyle yapıyorum. Sözleşmelerim geliyor. Sözleşmelerimde benim için önemli olan veriler bunlardır diye biz böyle sohbet ediyoruz. Ben bu bilgileri alıyorum. Analiz kısmı son derece önemli. Onun altını çiziyorum. Şu anda bir metodoloji bu. Yanına iki tane daha metodoloji var. Onları sonra konuşuruz. Bu en konvansiyonel, en rahat yapabileceğiniz şey. Şimdi bunu yaptınız, bilgiler geldi. Ben 30 senedir bu işi yaptığımı söyledim. Şimdi ben sözleşme dendiğinde neyi anlamam lazım? Neler, hangi verileri toplamam gerekiyor? Bunları hemen kenara çıt 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 oluşturaveriyorum. Şimdi söz de bana süreci anlatıyor zaten. Onun da sürecini de çiziyorum. Bu süreç adımında bu veriler kullanılacak diyorum. Çok temel konuşuyorum şu anda. Sonra hadi gelin bakalım beraber bir çalışalım. Acaba doğru bakmış mıyım diye. O yaptığım analiz temelinde tasarladığım BPM'i kullanıcıyla bir kez daha değerlendiriyorum. Şimdi burada hazır paketlerden bir farklılaşıyorum. Çünkü kullanıcının çok ciddi bir zamanını almıyor. Bu çok ciddi bir avantaj. Son onayı geldi. Onay için hani hazır paketlerdeki sürecin çok daha az kısmını kullanıyorum. Hazır paketlerin implementasyonunda en büyük problem lerden biri şirket kaynaklarının yoğun kullanılıyor olması. Ben burada bir ferahlama sağladım kuruma. Bunu aldık, cebe koyduk. Şimdi mutabakatı sağladım. Sağladıktan sonra benim elimde veri yapısı var. Şey var, süreç verisi var.
seviyesindeyim. Excel'deyim hala. Giriş seviyesindeyim. Şimdi bunu dijitalleştirelim. Eğer ben veriyi biliyorsam, bunun tablolarını açmak benim için çok kolay. Süreci biliyorsam, süreç elemanlarını da tanımlamam çok kolay. Diğer BPM projelerinde bu veri temelinde, Excel'deki veri temelinde kağıda bakılıp Excel kağıt haline dönüyor. Ve BPM'de bu gerçeklenmeye çalışılıyor. Şimdi bu da büyük bir zaman kaybı açıkçası. Ben Excel'deki veriyi dijitalleştirip BPM'e entegre edersem ve veri tabanı tasarımında kullanırsam çok ciddi bir süre tasarrufunda bulunuyorum. 3-4 ay sonra teslim edeceğim projenin üzerine bir beraber çay kahve içebiliriz birden de size sunabilirim. Kurumsal veri tabanı da aynı zamanda oluşacak. Çok hoşuma giden bir çalışma bu. Projeyi talep eden kişi beni gördüğünde ya ben kurumsal veri tabanına ihtiyacımı herkese anlattım, kimse anlamadı beni, siz anladınız yaklaşımıyla ilerledik konuyu. Sonuçta ben çok daha kısa bir sürede, 3 ay içinde, 3 veya 4 ay içinde, 61 süreç, yaklaşık 60-70 civarında tablo, iki sistem entegrasyonu, bir B2B'leri, bir ERP sistemleri var. Kurgulayıp kendilerine teslim edeceğim. Elimde bir model olmuş olacak. Hani az önce söylediğiniz kurumsal veri tabanı ah keşke olsa sözünün cevabını ben olsun nasıl olsunun üzerinde 6 senedir çalıştım. Ha bunu yapan kaç kişi var? Kaç kişi böyle bir efor gösteriyor? Evet, realiteye bakıldığında çok az kişi. Buna komple katılıyorum. Az önce pain pointleri tanımladım. Yani riskli noktaları tanımladım. Eğer danışmanlık firması iş bilgisini, işi nasıl yapıldığına dair bir bilgi sahibi değilse beyaz sayfaya bir şey yazamaz. İlk önce kelimeleri bilmesi lazım. Cümle kurmayı bilmesi gerekiyor. Bunu yapacak. Orada ciddi bir patenaj konusu var. Zaten o aşamaya geçemiyor BPM ürünleri ağırlıklı gözlemlediğim. Nedir? Satın alma talebi onayı vesaire oralarda kullanılıyor. Maalesef yazık. Benim açımdan yazık bir kavram. Tam fonksiyonelite de kullanılmıyor. Şimdi kurumsal veri tabanı tasarımında siz şey dediniz biraz temkinli baktınız. Benim sırtımdan yani buz gibi terler akıyordu. Ya ben bunu nasıl yapacağım falan diye. Şu anda ben 2 dakika içinde o Excel'deki bilgiyle kurumsal veri tabanını açığa veriyorum. Arama yardımları da dahil. Listeler de dahil olmak üzere. Bence bu farklı bir bakış. BPM'de danışmanlık hizmeti diğer hazır paketlere nazaran ve metodolojisi, danışmanlık metodolojisi en az 20 adım öteye çıkıyor. Anlayışınızı dilerim. Kişiselleştirerek cevap verdim. Çünkü söylediğiniz riskli noktalara katılıyorum. Buna çözüm üretilmesi gerekiyor. Buna işaret ettim. Artı dijitalleşme ile birlikte danışmanlık formatı da hazır paket elinizde olmadığı için bir anda dünya değişiveriyor. Ona hazırlıklı olması lazım danışmanlık firmaları. Bayağı Peki. uzun bir cevap verdim birden de. Teşekkür ederim. Üzücü Son teşekkür. 6 dakikamıza girdik bu arada. Hem ben katılımcı arkadaşlar soruları varsa onları yazabilirlerse sevinirim. Son olarak soruları cevaplandırırız. Tufan Bey gene sizin eklemek istedikleriniz varsa sizden almak iyi olur. Toparlama açısından. Zaten yavaştan toparlayalım hem de soruları cevaplandıralım istiyorum. Bugün bayağı BPM konuştuk bu arada. Şey diyeceğim. YouTube'a aktarırken bunu bilgisayarlaşma 2 parantez içinde BPM yazacağım. Bu arada BPM mi, BPA mi diye başka bir oturumda da belki konuşmak gerekir. Tufan Bey var mı? Memnuniyetle. Tufan Bey var mıdır yorumlarınız son olarak? Sorular da gelirse sorulara belki cevap vermek istersiniz. Son sözlerim şu olabilir. Geçen görüşmemizde bilgisayarlaşmayı konuşmuştuk.
ferdi olarak kayıt ediyorduk bir yerlere. Bu hafta artık bir sunucuya kaydetme var. Paket programlarımız var. Daha ileri gittiğimizde programların birbiriyle konuşuyor olması, sensör teknolojisinin kullanılıyor olması ve oradan veri akışını konuşmuş olduk. Haftaya bir sonraki seviyede devam etmeyi bekliyoruz. Haftaya demeyeyim, ilgili tarihte. Sensörü bence biraz daha açalım bir sonraki şeyde ya. Çünkü hani çok geniş bir skala var sensör teknolojisinde. Neleri ölçebileceğimiz, ben mesela hep şey gözüyle bakıyorum. O konuya girelim ama bir şeyi ölçen sensörünüz var mı diye sorduğunuzda birçok şeyi ölçen, birçok süreç parametresini ölçen sensörler var. Bazı durumlarda da süreç parametresini değil ama o süreç parametresinden dolayı semptomlar veriyor. Nasıl hasta olduğumuzda ateşimizi ölçeriz ya, hastalığı ölçemezsiniz ama ateşi ölçebiliriz mesela. Bu tarz teknolojiler var. Belki bunlara biraz değinmek iyi olur diye düşünüyorum. Yani piyasada kullanılan ya da daha farklı neler var? Çünkü şunu da anlatmak lazım. Hiç bunu ölçebileceğimizi bilmiyorduk diye düşünürsek hakikaten onu ölçemeyiz. Ama bir yerlerde burada bahsedersek belki kulaklara su kaçırabiliriz. Ya böyle bir teknoloji de varmış, dur şu konuyu da araştıralım diye yorumlar gelebilir diye düşünüyorum. Bence bir sonrakinde biraz daha sensörlere zaman ayırmak lazım sanki. Bu da benim son cümlem olsun. Peki, ben söylemişim ama bir cümle daha ekleyeyim söylediğiniz üzerine. Sensörler derken aslında şunu da dikkate almak gerekir mi? Bir bağımsız alıp kullanılan sensörler var diye düşünün. Bir sıcaklık sensörü alıyorsunuz, koyuyorsunuz, sıcaklığı ölçüyor ve size bildiriyor belli zamanlarda, bir yerlere yazıyor. Bir de makineye veya süreçlerinize uygun üretilmiş veya süreçlerinizle o sensöre uygun tasarlanmış olması gerekiyor mu sensörler için? O sensörün dediğiniz gibi verimli çalışması için, daha iyi bilgi vermesi için süreçlerinize eklemeler gerekebilir diye düşünüyorum. Bu, yani şöyle doğru mu anladım? Bir dışarıdan, ya bu makineyi biz aldık zamanında ama bu 30 yıllık bir makine. Bu makinede sıcaklık ölçecek bir şey yok, bir termokupul yok mesela. Ne yapalım? Hadi gidelim dışarıdan bir termokupul alalım, bir sıcaklık sensörü alalım, içine daldıralım. Biri bu, diğeri de zaten ben makineyi aldığımda içinde bir sensör vardı. O sensörden veriler bir kontrolöre, bir PLC'ye akıyordu. Bu soru bu değil mi? Doğru mu anladım? Evet evet, yani sensör de o süreçlere uygun bir şekilde konumlandırılmış. Ona uygun belki süreçler var. Yani bir normal süreçle ölçmesi var. Bir test butonu var. Test butona bastığın zaman artı bir süreçle o sensöre bilgi gidiyor ve daha kalibre edilmiş bir sonuç elde ediyorsunuz gibi. Bence bunu bir sonrakinde konuşalım. Son iki dakikamız kaldı. Bayağı bir yorumum var çünkü bununla alakalı. Bir yorum soru geldi Arda Bey'den. Onu okuyayım. Herhalde son sorumuz olacak gibi. BPM ya da veri tabanının hazırlanmasında kullanılan kodlama dili performansı etki eder mi? Eğer ederse hangi kodlama dilleri daha uygundur? Ya da sizin tavsiye ettiğiniz kodlama dili veya da dilleri hangisidir diye sormuş. Emre Bey, isterseniz siz cevap verin buna. Ondan sonra da kapanışı yapalım. Anladım. Benden bu kadar şimdilik. Arda Bey, size cevaplamadan önce Haşmet Bey'e ben teşekkür etmek istiyorum. Kendisi teşekkürlerini iletmiş. İlk önce biz teşekkür ederiz Haşmet Bey. Arda Bey, sizin sorunuza cevap. BPM ürünleri iki platformda kodlanıyor. İlk önce BPM tarafını değerlendireyim. Java veya Visual Studio, ikisinin akımı farklı. Eclipse ortamı veya Visual Studio ortamı. Her ikisi de birbirini destekliyor. Yani C# Java her iki platformda da çalışır halde. Ya benim konum değil. Çünkü ben BPM ürününü hazır olarak alıp kullanıyorum. Orada bir efor göstermeyi şimdilik hedeflemedim. Benim oradaki programlama dil tercihim yok. BPM ürünlerinde kodlama yapılması gereğini ben görmedim çok fazla, öyle söyleyeyim. Veri tabanı, kurumsal veri tabanıyla etkileşimini sağlamak için tabii ki SQL yazılması lazım.
SQL gündeme geldiğinde, o da yeni bir terminoloji. Ben az önce danışmanlık hizmetimi metodolojimin içinde kullandığım dil olarak da bir programlama yapısından, bir otomasyondan bahsetmiştim. T-SQL kullandım. T-SQL veri tabanından bağımsızdır. Veri tabanı versiyonundan da bağımsızdır. Hepsinde çalışır. Sadece orada algoritmanızı kurmanız gerekiyor. Dedim. Adı Bey teşekkür etti. O zaman bugünü BPM'e ayırdık. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Güzel bir çalışma oldu. Ben Bir teşekkür ederim. sonraki görüşmemizi gene duyuruyor olacağız. Gene LinkedIn'den ve Instagram'dan Türkiye Bilişim Derneği sayfasını ya da bizlerin sayfalarına da izliyorsanız oradan da görebilirsiniz. Duyurular yapıyoruz. Bir sonraki oturumda tekrar görüşmek üzere. Muhtemelen sensör konularına gireceğiz bayağı bir detaylı olarak diye düşünüyorum. Herkese dinlediği için çok teşekkürler. İyi pazarlar. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar, iyi pazarlar. İyi bayramlar. Katılımınız için teşekkür ederim.